İçer TV ekranlarından herkese merhabalar. Futbol Sokağı programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Mersin gündemi ve Türkiye gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Birbirinden değerli yorumcularımızla birlikte Spor Toto Süper Lig ve Mersin İkman Yurdu'nun bu haftaki sonucunu konuşacağız. Sayın Cevdet Ünlüvar, Sayın Vedat Yüksel ve Sayın Turun Aktarlı, öncelikle programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. İzninizle Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın sonuçlarını vermek istiyorum. İstanbul Başakşehir 2, Kardemir Karabükspor 2, Medikana Sivasspor 2, Akhisar Belediye Gençlik Spor 0, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor 0, Gaziantep Spor 1, Fenerbahçe aldı. Küme hattının iyice kızıştığı, yukarılarda takımların artık yer edindiği bir lig haftasını izledik. Öncelikle Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına gelmek istiyorum. Fenerbahçe kendi evinde Trabzonspor'u konuk etti ve büyük üstünlüğüyle bittiği bir karşılaşmadan 2 puan kaybetti diyebiliriz. Sayın Aktar'la nasıl yorumluyorsunuz Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasını? Son yıllarda aslında baktığımız zaman Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarına gerçekten herhalde Trabzonspor hiç bu kadar kendi sahasına kapanıp Fenerbahçe'nin ezici skor olmasa da oyun üstünlüğüyle geçen bir maç oldu. 11 kişi resmen defans yaptı Turan Hoca. Evet, yani maça baktığımız zaman da 1-9-1 sistemi gibi bir oyun sistemi görüntüsü vardı. Gerçekten Trabzonspor gibi hani ligin 4. büyük dediğimiz takıma bu oyun anlayışı yakışmalı diyebiliriz. Fenerbahçe'de inanılmaz gerçekten iyi oynadı, iyi pozisyonlara girdi. Tabi bu biraz da Trabzonspor'un kendi sahasına kapanmasından dolayı kaynaklanan pozisyonlar oldu. Etkili de pozisyonlar oldu. Trabzonspor'da saha içinde bir puanı alsam da gitsem futbolu hakimdi. Evet ya, ama Trabzonspor'a hiç yakışmadı baktığınız zaman. Çünkü Trabzon halkının ruhuna da bu yoktur. Yani şimdi Trabzonsporlular sorsanız Trabzon'un Fenerbahçe maçındaki oynadığı futbola hiçbir Trabzonsporlu bu maçtan mutlu değildir. Memnun değildir ve eleştiriyorlardır takımını büyük ihtimalle. Evet. Onu diyebilirim ben. Tabi sonuç itibariyle baktığımız zaman da Hakan Arıkan'ın öne çıktığı bir maç oldu. Çünkü çok pozisyonu oldu ve çok iyi kurtarışları oldu. Yaklaşık bir Hakan'ın 4 tane 5 tane %100 çıkardığı pozisyon var. Ersun Hoca da gerçekten benim aklımın almadığı bir şekilde çok defansif bir futbol ortaya koyarken ön tarafta tek forvette Cordoza'ya şans verdi. Şimdi Cordoza'nın oyuncu profiline baktığınız zaman sen defans ağırlıklı bir oyun sistemiyle oyuna çıkarken Cordoza'yla oyunda oynadığın zaman hata yaparsın. Çünkü kontra hata dayalı bir futbol anlayışıyla oynuyorsun. Yani kazandığı topu hızla çıkacaksın, golü arayacaksın. Cordoza bu oyun sistemine uygun bir oyuncu değildi. Varis Trabzonspor'da genç ve hızlı bir oyuncu. Evet. Maris'i kullanabilirdi. Daha sonradan oyuna Mustafa Yatabare'ye aldı. Yatabare çok uygun bir oyuncu buna. Kontra atak futboluna. Gerçekten Ersun Hoca'nın kariyerine de yakışan bir oyun sistemi değildi. Ben açıkçası onun adına da çok üzüldüm bu hafta. Sayın Ünvar, baktığımız zaman Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti ve inanılmaz derecede gol pozisyonlarını harcadı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi sanki Bursaspor'un şampiyon olduğu sezonu şöyle spor severleri hatırlatırsak çok önemli bir Trabzonspor müsabakası oynamıştı. Her ne kadar Trabzonspor'un sonuçtan çok kendi tarafına bir durum arz etmese de Fenerbahçe'nin adeta şampiyonluğunu ilan edici müsabaka olarak o maçı hatırlayanlar orada adeta Trabzonspor'un 18 çizgisi içerisinde oynayan bir Fenerbahçe'yi görmüştük. Bu haftaki müsabakada da 39 tane pozitif manada hücum geliştirmiş Fenerbahçe. Belki de sezonun herhalde en çok hücum geliştirdiği müsabaka olarak kayıtlara geçti. Bir de 66'ya 34 gibi çok bariz bir Fenerbahçe üstünlüğü. Ama Hakan Arıkan'ın net 10 tane pozisyonu kurtardığı yani, maçtan sonra konuşuldu. Maçın son saniyesine kadar Hakan'la Fenerbahçeli oyuncuların mücadelesi çok sık sık karşıya geldiler. Evet. 90+5'in son saniyesinde çok net bir gol pozisyonu. Evet. Yani orada kafayı vursa o kurtardığı pozisyonlar veyahut bu kaçan goller falan hiçbirisi konuşulmayacaktı.
Tabii ki lig zor bir yarış. Yani Trabzonspor saha dışı unsurlarla da bu maça ekstra motive olarak çıktı. Bunu belki biraz sonra Vedat Hocam hakem perspektifinden değerlendirecektir. Ama ben hakemi de Trabzonsporlu oyuncuları da çok etkilediğini düşünüyorum. Pozitif manada. Hakemin de kararlarında biraz mütereddit davrandığını gördüm. Çok derin bir müsabaka yönetmedi. Yani tartışmalı pozisyonlarda böyle tereddütti yani. Hem yardımcılarıyla uyumunda hem İşin maç içerisindeki. İşin garip tarafı bugün açıklanan hakem puanlamasında 8.4'lük bir puanlama şimdi, almış. Tabii hocam. Ben Vedat Hoca dururken bu tür puanlamaların nasıl yapıldığını konuşmak istemiyorum. O biraz sonra daha olayı yaşayan birisi olarak anlatır ama ben Bülent Yıldırım'ı sonuca etki eden bir hakem olarak görmedim. Evet. Yani dürüst bir yönetim sergiledi. Bu tartışmasız çok net ortaya koyacağımız bir durum. Kart bakımından. Ama daha önceki Bülent Yıldırım'ın kendinden çok emin ve anında karar veren hakem pozisyonundan birazcık daha duraksayarak kararlar verdiğini gördük. Burada da hata yapma isteme durumu, hata yapmama isteğinin getirdiği bir sendrom olduğunu düşünüyorum. Zor bir maçtı yani. Haftalardır işte sağdan çekeriz, çekilmeyiz, şu olur, bu olur. Yani sağ dışı unsurlar sağdaki müsabakanın önüne geçti. Bir yandan Fenerbahçe taraftarının maç içerisinde ateşi. Gerilim yoktu. Maçtan sonra soyunma odalarında ve işte çıkış tünelinde Caner'in kırmızı kartı, Volkan'ın işte bugün kamuoyuna yansıyan gayri sevk edilmesi. Gayri edebi konuştuğu laflar. Bunlar maçın birazcık önüne geçti. Ama Trabzonspor aldığı bir puana sevinmesi. Yani çok rezil bir oyun ortaya koydu. Siz hem bu kadar transfer yapacaksınız. Hem de bu kadar ezik oynayacaksınız. Yani Ersun Yanal'ı herhalde bu kadar korkak bir futbol için getirmedi Trabzonspor. Fenerbahçe'de o oynanan hücum zenginliği fazla takımı görmek adına getirdi. Hatırlarsanız Sayın Ünvar, özür diliyorum. Trabzonspor Galatasaray deplasmanında Galatasaray'a karşı çok mükemmel futbol oynamıştı evet. Ve 3-0'lık net bir skorla galibiyeti almayı bilmişti. Yani o Galatasaray karşısında oynadığı futbolun çeyreğini oynasaydı belki de Fenerbahçe'ye karşı oyunu dengeleyebilirdi. Şimdi bu futbolda bir puan aldı. Ne oldu? Aradaki puan farkına bakıyoruz. Dağlar kadar puan farkı var. Yani Trabzonspor bu sene ligin herhalde 2-3 takımına bedel transferler yaptı. Bu kadar fahiş transferler yapıyorsunuz ve Fenerbahçe karşısında Hakan Arıkan'ın performansıyla aldığınız puana bayram ediyorsunuz. Şu anda baktığımızda hat kahramanı olan bir Hakan Arıkan var yani. Trabzonspor'un 30 puanı var ve şehrimizin takımı Mersin İkman Yurdu'nun transfer cezasına rağmen 26 puanı var. Trabzonspor oynamayı düşünseydi zaten yani normal futbolunu oynamayı düşünseydi Fenerbahçe'ye bu kadar pozisyon da vermezdi emin olun. Ya bugün bakıyorsunuz yine açıklamalar var. Penaltı olsaydı sağdan çekecekti. Yok menajeri görevlendirmiş de kendisi sahaya giremediği için. öyle bir penaltı durumu olursa kulağın bende olsun. Her an sahadan çekelim. Ya böyle bir futbol olur mu arkadaş ya? Mahalle maçı. Mızıkçılıktan başka bir şey değil Teknik yani. Teknik direktör yani yedek kulübesini de etkilemez mi bu aslında? Her yeri etkiler. Bütün oyuncuları etkiler. Her yeri olumsuz etkiler hocam. Herkesi olumsuz etkiler. Hiç kimseyi olumlu etkiler. Maalesef ben keyif almadım. Yani tamam. Tek kale ağırlıklı oynanan bir müsabakaydı ama. O gün sadece Fenerbahçe takımının futbolu keyif verdi. O da şimdi Trabzonspor oynamadığı için Fenerbahçe oynadı. Maçın özeti bu biliyor musunuz? Bir de şeyin açıklamaları, başkanın Hacı Osman'ın maçtan önceki açıklamaları, Bülent Yıldırım'la görüşmesi, işte ben hakimle görüştüm Bülent Yıldırım'la vesaire. Futbolcuların da yani bu eksi anlamında yarsın. Konuyu açmışken topu Çünkü, Vedat Hoca'ya aynen atalım. Şu var yani futbolcu da düşünür der ki, benim başkanım hakemle görüşüyor. Biz yani çok mu kötüyüz gibisinden demek ki. Yani aynen o anlamda yani, futbolcuya da yansır. Turacan tabii farklı bir boyuttan baktı. Evet. Şimdi tabii maça gelecek olursak aslında maçtan öncesi ve maçtan sonrası var. Futbolu zaten konuştu hocalarım. Ben çok fazla maçın içeriğiyle ilgili çok şey söylemeyeceğim. Zaten belli. Fenerbahçe çok daha iyi olan taraftı.
Trabzon gerçekten, belki Trabzonspor'un seyircisi de şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un seyircisi futbolu bilen insanlar. Dolayısıyla onlar da şu an ne takımını beğenmişlerdir ne de hocalarını beğenmişlerdir. Onu söyleyeyim açık açık. Müsabakadan önce Trabzonspor Kulüp Başkanı'nın Bülent Yıldırım'ı araması, Bülent Yıldırım'ı aramayla kalmayıp bunu basınla paylaşması zaten ortamı iyice gerdi. Zaten geçen seneden kalma kupa senindi, benindi tartışmaları devam ederken bir de böyle bir gündeme konunun gelmesi iki takımı, iki taraftarın seyircisini, basını ve herkesi gerdi. Sizin başınıza geldi mi hocam böyle bir baştan arama? Önce şunu Bülent Yıldırım kardeşim şunu yapması lazımdı. Görevden ben size şöyle bir şey anlatayım. Ben görevden affını bence görevden affını istememesi lazımdı. Çünkü asıl yapması gereken şey şuydu. Maç tebligatını biliyorsunuz biz bir gün önce alıyoruz. Bu maç tebligatını bir gün önce aldığınız zamandan itibaren en doğru şekilde telefonunu kapatmanız ya da sizi arayan numaralara bakmanız ve tanımadık numaralara bakmamanız. Bence en doğrusu bu. Ve bak yani çok acil işiniz olabilir, sizi merak eden federasyondan arayabilirler. Telefonunuz açık kalacak ama siz tanımadığınız numaraya niye bakıyorsunuz? Ya da cep telefonunda kayıtlıysa İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun telefon numarası, bu telefona bakmanız korktuğunuz için değil, speküle edilecektir. Kullanılacaktır. Benim tekim de kullanıldı. Evet. Ha şunu isterdim ben. Hacı Osmanoğlu bari konuştum bunu. Aranızda kalsın. Bu ikinizin arasında kalsın. Ha, zaten senin şöyle bir şey söylemene gerek yok. Biz senden adalet istiyoruz. Maalesef. Evet ya bu işte senin bu nedir? Satmadır bence. Senin iyi niyetini satıyor. Sen iyi niyetli olarak telefona bakıyorsun. Senin bu iyi niyetini satıyor. Sonra ne oluyor? İşte herkes bu olayı konuşuyor şu anda. Şunu söylemek istiyorum. Maçtan önce arama konusunda benim bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı derbisi gelmişti bana. Ben telefonumu kapatmıştım. Telefonumu kapattıktan sonra aslında telefonu kapatmamızın nedeni işte bu. Bu tip olaylar gündeme gelmesin. Hani burada da MHK'yi suçlayamayacağım. Hakemleri suçlamamak lazım. Çünkü şu an Türkiye'de ortam bu. Biz evet kulüp başkanıyla konuşmalıyız. Biz kulüp başkanıyla oturup yemek de yemeliyiz, çay da içmeliyiz. Olması o da beni tanımalı, ben de onu tanımalı. Ama şu anki mevcut şartlarda bu işi yapmak zor. Gerçekçi olmak lazım. Hakemin sonu olur yani. Böyle. Yani şunu söyleyeyim, ben tebligatı aldım ve telefonu kapattım. Ertesi gün işe gittim. İşe gittim, düşünün. Hakemlik profesyonel olsun diyoruz ya, işte bu yüzden söylüyoruz arkadaşlar. Biz ertesi gün işe gidiyoruz ya. Evet. Hakem profesyonel olsun derken, bunun için söylüyoruz. Ertesi gün ben işe gittim, telefonum kapalı ve il müdürüm beni çağırdı. Bebenin odasında oturuyorum. Onun odasında otururken düşünebiliyor musunuz? Bir telefon geldi. Evet, benim personelim, evet hatta şu an tesadüf yanımda dedi. Ve bunu arayan bir gazeteci arkadaşımızdı. Bak bunu arayan bir gazeteci arkadaşımızdı. Ve telefona ben böyle yapmama rağmen anlamadı. Bir saniye tabii burada vereyim dedi. Ve telefonu aldım. Bana maçla ilgili sorular sordu. Ben de maçla ilgili zaten çok konuşmadım. Bana özel hayatımla ilgili sorular sormaya başladı. Bana söylediği şey şu, hocam bu yaz evleniyor musunuz diye bir soru sordu. Ama bu dedim benim 2006 yani 8 sene geçmiş. Ben de o dönem nişanlıydım ve nişanlımdan ayrılmıştım. Dedim ki hayır ben ayrıldım, bu sene düğün falan yok dedim. Hani işte bu yaz evleniyor musunuz diye bir şey duyduk dedim. Şimdi nereye geleceğim? Ertesi gün başlığı söylüyorum size. Kariyeri için nişanlısını terk etti. Bu gerçek. Türk sadece başarı. Benim bir konuşmamı nereye almış? Yani Bülent Yıldırım iyi niyetli bir şey de söylemiş olabilir. Fakat bunu kulüp başkanı, basındaki arkadaşlarımız maalesef arkadaşlar farklı alıyorlar, farklı yazıyorlar. İstedikleri gibi yazıyorlar. Daha doğrusu basının okunacak şekilde yazıyorlar. Yani ben şimdi bunları söyleseydi herhalde kimse okumazdı diye düşündüğü için biraz değişik bir şeyler kattı işin içerisine. Ama şunu düşünmedi. Sonuçta ben bir insanla beraberim ve o insandan ayrılmışım. Evet. Değil mi? Evet hocam. O insanın bir ailesi yok mu? O insanın bir ailesi var mı? Peki ben nasıl inandıracağım kendimi? Ben peki o nişanlımı kariyerim için mi terk ettim? Hayır. Arasında ben onu açıklamak, onun ailesini açıklamak zorunda kaldım. Şimdi Bülent Yıldırım kardeşim, ya sen bu kadar tecrübeye sahipsin. Kardeşim telefonunu kapat ya, maaş geldikten sonra kapat. Ya da kapatmıyorsan tanımadığın numaralara bakma. Bak bu kadar Türkiye'nin gündemini meşgul ettiniz. Biz şu anda maçı konuşmuyoruz. Bunlar çıkmayacaktı. Bunlar konuşulmayacak hocam, hiç dersini konuşacak mıydık biz? Peki bunun artıları eksileri ne oldu? Bence bunun artısı Fenerbahçe için oldu. Fenerbahçe bu sene 30 bin dolduramıyordu. Bu maçta 40 bin 50 bin kişi vardı hocam. Evet. Stat dolu. Fenerbahçe'nin işine geldi bence bu durum. İyi bir rakam vardı.
Sonra zaten maçın her anı bir gerginlik vardı bence. Maçın içerisinde çok gerginlik gibi gözükmese de her an baktığımız zaman futbolcular birbirleriyle dedişiyorlar. Her yerde bir horoz dövüşü gibi bir dövüş vardı. Egemen'in tokadı var, hakemi suçluyorsunuz. Ama hakem hangi birini yapsın ya? Hakem o anda serbest vuruş vermiş, orayı çiziyor. Arka taraftaki pozisyonu hakemin görmesi mümkün değil ki. Egemen'in pozisyonu kırmızı mıydı direkt hocam? Egemen pozisyonu, kırmızı kart. Bakınız, Allah bize iki göz vermiş. Diyeceksiniz ki orada toplam 6 hakem, yani 12 tane göz var. 12 tane göz var. Bu 12 tane göz dikkat edecek işte. Bunu maçtan önce memorandum dediğimiz hakkında konuşacaksınız. Ben faulü verdiğimde ya da ben barajı ayarlarken ya da ben yeri çizerken siz benim olduğum yere bakmayın. Ben topun olduğu yeri belirlemeye çalışıyorum kardeşim. Sen arkadaki ilave hakem, sen buradaki yardımcı hakem. Senin gözün nerede? İnsanlar nereye kümeleşmiş? Ceza sahasında oraya kümeleşmiş. Siz onlara bakacaksınız. O egemen tokadı attırmayacaksın. Ya da attıysa egemen o tokadı, onu attıracaksın. Peki hakem şu anda o tokadı görüyoruz. PFDK'ya sevk edilebilir. Sevk edilemez mi hocam? Sevk edilebilir. Gözlemci raporuna yazarsa sevk edilebilir. Zaten herkesin görmediğini, ama şu da var. Volkan'ın durumu öyle mesela. O zaman 8.4 veriyorsun değil mi? Herkes ayrı değerlendiriyorsun. Hakem ne yapıyor? 8.4 aldı. Acaba o taraftaki iki nolu yardımcı hakem kaç aldı? Bakınız. Siyah beyaz pozisyonlar var. Hiç tartışıyor muyuz egemenin pozisyonu? Hayır. Tokat attı, kırmızı ilaçlıyoruz. Tartışmıyoruz. Bu siyah beyaz bir hatadır. Ama bir pozisyon vardır, yorumu açıktır. Yedek der ki bana göre penaltı. Trabzon der ki bana göre değil. Ben derim ki bana göre penaltı. Bu yorumu açık pozisyonlar. Bunlar tam siyah beyaz değildir. Zaten o da puanı dolayısıyla çok fazla değil. Puanı düşürmez. Ama bakınız burada hakemin bir kabahati yok. Hakemin notu normal. Çünkü Bülent Yıldırım maç boyunca kendini zor sıkıntıya sokacak bir pozisyon olmadığı gibi böyle çok kritik pozisyonda olmadı müsabakada. Yani hakemin değerlendirecek bir müsabaka olmadı. Sonuçta maçın skoruna ve etki sonucuna etmedi. Tesir edebilecek bir hata yapmadı. Dolayısıyla bu notu da normal. Ha gelemem yardımcı hakemi, ama aynı yardımcı hakemi de aynı notu vermişlerse o zaman hata var bu işin içerisinde diyebiliriz. Bir de telefon konuşmaları. Ha maçtan önce beni telefonla arayan olmadı çünkü ben buna izin vermedim. Maçtan sonra beni arayanlar oldu. Evet, maçtan sonra bazen kulüp başkanları tebrik etmek için arıyor. Sen de o anda bakıyorsun telefona. Tanımasan bile bakabiliyorsun yani. Ama önce telefona bakmak çok sakıncalı arkadaşlar. İnsanı sıkıntıya sokar. Bence bir şey olmasa bile etki altında. Merkez hakem kurulunun dik durması güzel. Hakemi değiştirmemesi güzel. Çünkü her bir şeyde o önü zaman her bir kulüp başkanı bu işin önünü açtığı zaman dakika başı hakem değiştirmek zorunda kalır. Ha Bülent Yıldırım bunu paylaştı mı? Hatta paylaşmasına gerek yok, basına düştü. Evet. Böyle bir şey olduğu anda da bunu mutlaka merkez hakem kuruluyla paylaşmak lazım. Yani kendisinde çözmek farklı bir şey ama Türkiye bunu kaldırmıyor. Bir 3 sene sonra seni o adam satabilir. Ama sen onu paylaşırsan, evet telefonda beni aramıştı ve ben telefondan sonra bunu merkez hakem kurulu başkanı bu durumu bildirmiştim. Derseniz hiç olmasa insanları şey rahatlatabilirsiniz biraz. San altında kalır. Evet. Biz yani bu konuları konuşmaya devam ederiz. Bence bu konular Türk futbolunda devam edecektir. Tabii ki yani şimdi bir bugün Trabzon Fenerbahçe arasındaki bir kamuoyu değil ki bu. Yarın bu kritik aşağılardaki takımların arasında da benzer durumları göreceğiz. Benzer durumlar aşağıdaki takımlarda yaşandığı zaman bunların da gündem olması lazım. Yani biz burada yaşadığımız hadiseleri sonuç almaya dönük yorumlamak durumundayız. Yani benzer bir durum Mersin İtmayurdu'nun kritik bir maçına önümüze geldiği zaman konuşacak yüzümüzün olması lazım. Yani bunu Mersin kamuoyu, Türkiye kamuoyu bunu müzakere etmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani takımın adı ligi ve hatanın ligi olmaz. Bak Elazığ'da bir hakem Giresun maçında eliyle oynanan bir pozisyonu gol olarak verdi ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Nerede oldu bu? PTT 1. Lig'de. Ama o hakemin yaptığı fahiş hata onun belki de bu sezon bir daha maçı yönetmemesini sağlayacak. Yani bu anlamda bu aramayı ben hakem bildirmemiştir ama hakem ilgili yerleri söylemiştir yani. Kendisini Trabzonspor'un kulüp başkanının aradığını ve iyi yönet falan dediğini söylemiştir. Ama burada etik olmayan durum bir gün sonra maçı olan bir hakeme kulüp başkanının telefon açması. Bu ne kadar yani
deli cesareti diyebilirim. Saygısızlıktan başka yani bir şey olmadığını düşünüyorum. Ya inanın ki biz ya amatörde bile olmaz ya. Bırakın siz Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan takımları. O zaman biz neyin ligin kalitesini tartışıyoruz? Şu anda böyle bir davranışı. Ben size şunu söyleyeyim. Biz hakemler arkadaşlarımız bile gerçekten maçımızı aldıktan sonra birbirimizi aramazdık. Çünkü inanılmaz spekülasyonlar yazılıyor üzerine. Yani ben şu an hakem arkadaşımı aramam yani. Şu an şimdi, maçtan önce hakem arkadaşımı şimdi, ben Kamil aramam Abitoğlu, yani. Kamil Abitoğlu, Turan Hoca'nın da benim de çok samimi arkadaşımız. Evet. Alanya'ya gittiğim zaman bizi ağırlayan insan. Benim de dahil. Evet. Söylemiyorsun değil mi? Beni söylemiyorsun. Şimdi ben söylüyorum. Tabii ki siz hakem hukuku olarak bir diyaloğunuz var. Dün Aytekin Hoca'yla da sağ olun görüştürdünüz. Şimdi biz aradık mı? Sen aradın mı hocam? Yok. Ben de aramadım. Giderken uğurlar olsun da demedim. Hatta dedim, bir arkadaş dedi ki artık, cezere götürelim iyi olur otele dedim rahatsız etmeyelim sıkıntı artık olabilir. Artık telefonun bir sürü şey yazılır. Yeltendiğiniz an sizin kulüp yönetiminden birisi olmanıza gerek yok. Mersin kimliği taşıyan iki insanız yani. İnsanlar kötü düşünürse düşünebilir. Tabii ki aslında bunları açsak çabuk çok güzel. Yani zan altında kalmaması adına ne hakemin manevi olarak bir etki altına gir. Ya ben nasılsın iyi misin bile desem ya adama bak ya ben Alanya'dayken aramıyor. Ben Mersin'e geldim ya. Mersin'in bir kritik maçını yöneteceğim ya. Herhalde onu hatırlatmaya çalışıyor falan gibi düşünür. Ben insanım. Ben öyle düşünürüm şahsen. Ve aramadım. Yani şunu söyleyeyim, biz ne iyi yönettin aramadım. Diye aradım. Ne iyi yönet diye aradım. Ne hoş geldin diye aradım. Yani şimdi gerçekten böyle bir hassas durumdayız. Biz herhangi bir kulüple vasfımız olmamasına rağmen, bağlantımız, ilintimiz olmamasına rağmen aramıyoruz. Adam kulüp başkanı ya. Bu nasıl bir cesarettir abi yani? Ve Türkiye'de şampiyonluk yaşamış bir takımın kulüp başkanı. Yani şimdi sen sırf kendi egon için Trabzon kamuoyuna bak ben Fenerbahçe'ye karşı takımı yedirmiyorum. Neyi yedirmiyorsun abi sen? Ama takımını bitiriyor. Puan farkına bak. Sen ne kadar becerikli bir kulüp başkanısın görülüyor yani. 14 puan fark atmış yani bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Hakem hata yaparsa maçın çekerim takımı. Böyle bir şey yok. Böyle bir açıklama da yaptı biliyorsunuz. Maçtan sonra da yaptı. Yani Berat Yıldırım hatalı yönetim hata yaparsa takımı çekerim. Penaltı verseymiş çekermiş. Ya bu şimdi mahallenin var ya kendi topuyla oynayan maçı kendi istediği şekilde gitmeyen çocukların topu alıp eve götürüyorum demesine benziyor. Sayın var şimdi bir penaltı pozisyonu olsa orada eline adamın çarpsa. Yanlışlıkla yorumlasa demek ki çekecek takım. Çekecek demek ki. Trabzonspor'u kötü günler bekliyor. Bu şekilde yönetimler. Ya şunu söyleyeyim aslında Türk futbolu kötü şeyler bekliyor. Bu şekilde yani yönetimler. Bu yıl bu kadar parayla yani şampiyonla oynayamadı. Bak ben 10 yıl sonra küme düşen bir Trabzonspor görürse hiç şaşırmayalım. Bak bu çok acı. Geleceğini karartan yönetimsel hatalar yapıldı. 30 taneye yakın transfer yapılmış ya. 30 tane hocam, transfer. Peki hocam bu MHK ya da federasyon bu hakemlerle ilgili hani koruyucu kulüp yöneticileri ya da kulüp başkanları aramasın diye yani bu şekilde bir zaten, önlem alabilirler mi? Zaten merkez hakem bunu şunu söylüyor. Maçı aldıktan sonra telefonlarınızı kapatın diyor. Biraz da birazcık burada Bülent Yıldırım da şeyi var, kabahati var. Ya artı, belki bürokrat kimliği var şimdi. Üst düzey bürokrat kimliği var bilmeyenler için. Şimdi Devlet Bakanlığı'nda üst düzey bir baş müfettiş. Evet. Son durumunun şey. Tabii. Tabii ki şimdi az önce hocam dedi ya profesyonellik ve biz çalışmaya gittik, işe gittik. Az önce hocama il müdürü nasıl refüze ettiyse telefonu gazeteciye vererek görüştürerek. Şimdi orada da ne yapıyorsun? Sen üst düzey yöneticisin. Bir yerleri telefonla koordine ediyorsun yani. Evet. Kapatma şansın var mı? Yok. İşin var çünkü. Ha, ikinci bir telefon numarası belki çözüm olabilir ama ya artık bu camiada 3 kişinin bildiği şey sır değil yani. 3 kişi senin telefonunu bilsin. Abi ulaşır yani. Bir şekilde ulaşır. Kesinlikle. Onun için burada hakemi suçlamak yerine ben kulüp başkanının çok etik davranmadığını ve çok önü alınamayacak büyük bir yarayı açtığını düşünüyorum. Yani bugünleri değil, yarınları. Şimdi sen bugün kulüp başkanı olarak şu maçı 3 puan alsan ne olacak yani? Mahmut Uslu'nun maçtan sonra açıklamaları vardı. Biz maç öncesi onların anlayacağı dilden konuşsaydık kan çıkardı. Evet. Bunu maçtan sonra mı söyledi? Maçtan sonra. Tabii ki Fenerbahçe gelebilirdi aslında şu maçı. Yani bir
Çanakkale geçilmez Kurtuluş Savaşı moduna sokabilirdi. Fenerbahçe taraftarı yani ve maçta, Fenerbahçe takımı akıllı davranmadı mı sizce bu gergin ortamda? Tabii akıllı yok, davrandı. Yani itidalli davrandı yani. Bunu eğri oturup doğru biz, konuşalım. Biz farklı açıklama bekliyoruz. Baştan sonra Mahmut Uslu'nun açıklamaları doğru değil. Bak şimdi madem maç bitmiş orada demeçlerin de bitmesi lazım. Sahada olan sahada kalmış. Yani hakemin kararının üzerine konuşup günlerce bunu tartışarak ya, ne kazanırsın yani? Yani hocam kan çıkardı yerine. Biz onlar gibi davranmadık. Onların seviyesine düşmedik dese daha iyiydi. Ve Fenerbahçe taraftarı dışında Beşiktaş olur, Galatasaray taraftarının da takdirini kazanacağını düşünüyorum Mahmut. Evet, evet. Bu şekilde konuşsaydı. Bu şekilde konuşsaydı. Fenerbahçe Trabzon spor dosyasını kapatarak Beşiktaş Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Sayın Üniver, siyah beyaz içinde size soruyorum. Kim siyah beyaz giyersen ona soruyor hocam. Şimdi üzüntümden giydim onu söyleyeyim. Bir Fenerbahçeli olarak lider oldu. Liderliği kaybetti. Tabii ki şimdi bu maç şu anlamda önemliydi. Aşağı ve yukarı ilgilendiriyordu. Yani Hikmet Karaman büyük ümitlerle geldi Çaykur Rize'nin başına. Ama şunu çok net söyleyelim. Bir teknik adam sihirbaz değildir. Yani siz ne malzeme verirseniz o yemeği yapabilir. Rize'nin bu yıl çok sıkıntılı bir sezon geçireceği çok açık. Yani Afrika Kupası'nda oynayan oyuncular transfer etmişsiniz. 4-5 hafta oyuncularınız yok ve bu süreçte hep kötü puanlar alıyorsunuz. Yani bunun planlamasını daha önceden yapılamıyor. Herkese öyle. Maalesef yani şimdi yarına dönük bir hesap yapmıyoruz ki biz. Günübirlik. Yani Rize Spor'un oyuncularının geneli Afrika kökenli futbolcular ve bu sene Afrika Kupası düzenleneceğini bilmeleri lazım yöneticilerin, teknik heyetlerin. Yıllık planlama yapmaları lazım. Stopersiz oynadı yani. 3 hafta, 4 hafta stopersiz oynadı. Şimdi 2 tane de kırmızı kart gördü. 10 kişiye rağmen birbiri yakaladı. Son 2 dakikada da penaltıyla mağlup oldu. Tabii ki Beşiktaş uzun süredir sürdürdüğü takibini liderlik koltuğunu tekrar 4 hafta aradan sonra ama Rizespor aşağıda inanılmaz bir yangın var. Gerçekten bu hafta biraz sonra Mersin'le ilgili konuşmalarımıza da değineceğiz. 17 puanlık bir haftayı yaşadı Mersin. Bunu çok net söyleyelim. Kesinlikle. Yani tüm rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada kazanmak o haftalardır süren kötü seriyi yok etmek anlamında önemliydi. Yani aşağıdaki tüm takımlar puan kaybetti. Ama Rize'nin bu puan kaybı çok önemli. Yani ve Rize Spor bu karşılaşmada yıprandı. Hem yıprandı hem iki tane oyuncusunu kaybetti kırmızı kartla. Bir tane de sakatı var. Yani Mersin'e karşı takımlar. Zor günler bekliyor. Gerçekten sadece maddi imkanlarınızın iyi olması yetmiyor. Sayın Üniver, biz baktığımız zaman işte taraftar diyoruz, pasolik diyoruz ama Rize Spor taraftarının 3000 kişi oynuyor. 3000 kişi oynuyor. Yani büyük bir şehir Rize. Büyük bir taraftarı olan bir ya ben şehir. Şunu anlayamıyorum. Sahalar da çok güzel. Yani ibtidai sahalar vardı Rize'de yıllar önce hatırlayın. O Hasan Vezirlerin falan çıktığı saha. Evet. Çok ibtidaiydi. Galatasaray Fener o sahanın altından çıkardı. Taşlar, konfetiler, şeyler inanılmaz bir ambiyansa çıkardı. Düşünebiliyor musunuz? Şehrinize Beşiktaş kaç defa geliyor? Galatasaray kaç defa geliyor? Trabzon, Fenerbahçe kaç defa geliyor? Bir defa geliyor. Ve siz o maçta tribünleri dolduramıyorsunuz. Yani Rize'de 3500 kişi o tribünü doldurmuyorsa abi kusura bakma o takım düşsün ya. Sayın Ünivar, baktığımız zaman Rize Spor yani sadece bu karşılaşma da değil. Çaykur Rizespor bu hafta Beşiktaş'ı 2 kere kendi evinde ağırladı. 2 karşılaşmada da 10.000 kişi yani en azından Dembaba'nın hatırına oraya 10.000 kişinin gelmesi lazım. Çok yaş hocam. Hep beraber. Şimdi gerçekten Beşiktaş bu sene ekstra yıldızlara sahip. Yani tribünlere işte geçen hafta Mersin İtman Yurdu'yla Osmanlı Stadı'nda karşılaşmadım Beşiktaş. Oraya sadece Dembaba'yı görmeye gelen 20.000 kişi vardı. Kimse Beşiktaş'ın puan durumu falan değil. Yani sadece Dembaba'yı görebilmek, onun futbolunu seyredebilmek için 20.000 kişi geldi yani. Ve Ankara'da oynandı maç. İstanbul'da da değil. Şimdi Rize'de maalesef
hem şehirle takım bütünleşemiyor, hem de orada giden teknik adamlardan hep dinlediğimiz ikinci bir defa buraya gelmem gibi böyle bir eleştirisel bakış açısı var. Orada 3-0 iken bile oyuncuların inanılmaz küfürlere maruz kaldığını falan duyuyoruz. Çok acayip bir durum yani. Şimdi Trabzon, Rize maalesef bu konuda. Şimdi kazanınca alkışlamak gerekiyor yani. Tamam, kaybedince tasvip etmiyoruz ama tepkiyi bir şekilde göğüsleyebilir insan. Futbolcu da göğüsleyebilir. Ama kazanmana rağmen orada arkanda bulamıyorsun kimseyi. Ya ben Rize'yi bu anlamda sıkıntılı görüyorum. Yani yağ var, bal var, her şey var. Yani şimdi UEFA standartında bir kulübü konuşuyoruz. Çaykur Rizespor deyip geçmeyelim. Arkasında siz Çaykur gibi çok büyük bir bölgenin en büyük sponsor desteğini arkanızda. Tesis anlamında mükemmel tesislere sahip. Stadyum modern bir stadyum. Türksel sponsor. Belki kimse bilmiyor. Bugün Fener'in Galatasaray'ın bulamayacağı bir sponsoru. Tabii ki siyasi gücüyle de yakalamış da bir takım. Bugün Silkin'se 30-40 trilyon parayı bulabilecek bir yönetimi var. Tesisleri, Avrupa'yı, stat yeniden yapıldı. Modern, çarşının içinde, otopark sorunu yok. Bu kadar güzel bir ortamda elde edilen sonuçlara bakıyorsunuz, işler acısı. Yani Mersin'in oyuncuları bu anlamda gerçekten çok takdir ediyorum. Yani bütün yokların arasında var olmaya çalışan bir Mersin İdman Yurdu, bütün varların arasında yok olan ve küme düşme hattında bir Çaykur Rizespor takımı. Bugün sosyal medyada, önemli bir sosyal medya hesabında Mersin İdman Yurdu takımıyla taraftarın maçtan sonra güzel bir karesi vardı. Açıklamada da fotoğrafta transfer cezası ve stadyum muammasına rağmen bu ligin ağası da paşası da Mersin İdman Yurdu. Gerçekten Mersin İdman Yurdu. Bunu takdir etmemiz lazım. Rize Spor çok iyi şartlarda bu sonuçlarda. Kayseri Erciyespor çok iyi şartlarda ligde küme hattında. Eskişehir gibi bir futbol şehri. Eskişehir, Konyaspor. İyi başladı, kötü gidiyor. Evet. Baktığımız zaman Mersin İdman aşağıda, aşağıda yangın var yani gerçekten. 7-8 tane takımın 17 puan bandında. Mersin bu hafta o anlamda kazandığı 3 puan çok önemli. Ve Mersin İdman Yurdu yangın demişken bu yangından iyi çıktı ve Mersin İdman Yurdu Kasımpaşa'yı kendi evinde 6-2'lik tarihi bir farkla galibiyeti almasını ligi salladı, ligi. Öyle konuşmak lazım Usun Hoca. Çok yani kimse beklemiyordu bizi sezonun en zor karşılaşması olabileceğini konuştuk. Hocam ben sabahleyin kalktım baktım hava durumuna. Hava durumunda sağanak yağış gösteriyor. Şöyle dışarı gittim baktım günlük güneşlik hava. Allah Allah dedim bu sağanak yağış ne zaman yağacak? Yağdı. Başlarken yağdı yani. Sağanak golerle yağdı. Annem bile maç izlerken dedi yani yanlışlık mı var? Bak ne diyorum FIFA kokartlı yorumcu diyorum değil mi her zaman? Evet. İzninizle Mersin İdman Yurdu Kasımpaşa dosyasına geçelim. Mersin İdman Yurdu'nun ilk 11'ini vermek istiyorum. Mersin İdman Yurdu kalede Nihat Şahin, defans dörtlüsünde Serkan Balcı, Servet Çetin, Milan Mitrović, Gökçek Belerson. Orta sahada Murat Ceylan, Sediku, Güven Varol, Kalili, Nakulma. Yerde tek forvet, Wellington. 11'i ile Mersin İdman Yurdu takımı karşılaşmada ilk 11 ile başladı. Kasımpaşa takımı İshak Son, Orhan Şam, Donk, İlhan Eker, Sancak Kaplan, Veysel Sarı Castro, Ferhat Kiraz, Videoes, Babel ve Malki ilk 11 ile çıktı. Turan Hocam, geçtiğimiz haftalarda biz bu maçın ne kadar hayati önem taşıdığını belirtmiştik. Kardemir Karabükspor puan kaybetti. Akhisar Belediye Gençlik puan kaybetti. Suat Altın, İnşaat, Kayseri Erciyespor, Balıkesirspor, Gençler Birliği, Çaykur Rizespor ve bugün de Eskişehirspor Galatasaray karşılaşması var. 18 puanlık bir hafta. Evet. Topu size atıyorum. Şimdi Mersin İdman Yurdu Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçta 6 tane gol atmış. Evet. Öyleymiş. Bu tarih yazdı diyebiliriz bu anlamda. Kulüp tarihinde de 2004 yılında şu anda alt liglerde yalan Karagümrük karşısında 6-1'lik bir galibiyet almış. Eskişehirspor galibiyeti var benim hatırladığım ikinci ligde. 35 yıl falan oldu. Yani Süper Lig tarihinde ilk kez 6 tane gol atmış. Pazar günü oynanacaktı. Yağıştan dolayı ertesi gün ertelendi. Gol yağmuruyla devam etmişti.
Tabii geçen hafta da söylemiştik Kasımpaşa maçının Mersin İtmanoğlu için lige dönüş maçı olacağını söylemiştik. Her iki takım da uzun zamandır galip gelemiyorlardı. İki takım için de çok önemli maçtı. 6 haftadır galibiyet alamayan bir Mersin İtmanoğlu'ndan bahsediyoruz. Aynı şekilde Kasımpaşa takımı da öyleydi. Yani yaklaşık 6-7 haftadır onlar da maç kazanamıyordu. Ve Türkiye Kupası'nda da geçtiğimiz hafta galibiyet alamadık Samsun Spor karşılaşmasında. Yani gerçekten çok önemli bir galibiyet oldu Kasımpaşa maçı. Maça geldiğimiz zaman da oyunun başından yaklaşık gole kadar, 43. dakikaya kadar her iki takım içinde çok kısır bir futbol var. Yani vasat aşamayan bir futbol mücadelesiydi açıkçası. Şimdi dışarıda maçı izlemeyenler, skoru 6-2 görenler, ya ne maç olmuş falan derler Mersin İtmanoğlu'ndu. Ama maça baktığınız zaman oyunun son çeyreği dışında keyif veren dakikalar yoktu. İlk yarı işte bir duran toptan 43. dakikada Veliton'un atmış olduğu bir gol var. Burada tabii ki Kasımpaşa defansının ve özellikle de İshakson'un kale içinde kalmasından kaynaklanan hata, yani defans ve kaleci hatasından kaynaklanan Veliton da fırsatçılığını kullandı. Bir gol oldu. 1-0 öne geçti. Çok kritik bir anda gol attı Mersin İtmanoğlu. Yani devreye girmeden bu gol Mersin için çok büyük itici güç oldu özellikle. Belki de beraberlikle ilk yarıyı kapatsaydı Mersin İtmanoğlu takımı, Şota Arvalez'e daha farklı bir oyun sistemi, farklı bir çok oyun mantalitesine bürünebilirdi. Çok bir şey değişeceğini sanmıyordum. Sanmıyorum ben. Neden? Çünkü Kasımpaşa maçını, Kasımpaşa özellikle oyun disiplinden uzak, yani hiçbir şekilde takım disiplini olmayan, her oyuncunun kafasına göre sahanın her yerinde oynadığı bir maç oldu Kasımpaşa adına. Yani özellikle bloklar arasında inanılmaz mesafeler vardı. Kimse kimsenin kademesine girmedi. Sunan Hocam 3 maçta 21 gol yemiş bir Kasımpaşa. Evet, şimdi bakıyorsunuz defansında oynayan özellikle İlhan ve Donk. Donk çok ağır bir oyuncu. İlhan'a bakıyorsun. Evet. Ayağı çok iyi. Sol ayaklı bir oyuncu. Müthiş ayağı var. Yani toplu oyuna girmesi, topu iyi kullanması çok önemli. Ama en kötü tarafı da İlhan gibi yani stoper olmaz. Çok sıkıntı. Arkaya atılan her topta Mersin İtmanoğlu pozisyon bulur. Milli takıma düşünüyor. Çok kötü bir ofsayt taktiği yaptı. Çok akıllı olsaydı falan. Donk'un milli takıma düşünen yetkililerimiz var. Bilmiyorum. Yani gerçekten ben dün gördüğümü söylüyorum İlhan adına. Ben çok üzüldüm. Şota adına da üzüldüm. Yani böyle bu oyuncudan stoper olmaz, bir kere söyleyeyim. Yani ayağı çok iyi, top oyuna çok iyi sokuyor ama ön libero oynatabilirsin. İlhan Ekerim'le Fenerbahçe'de oynadığını dipnot olarak görelim. Stoperde çok kötü. Çünkü stoperde oynayan adamın hava hakimiyeti olması lazım. Ankara kademelere girmesi lazım. Hocam şimdi Eşavi Loftaş, Orhan Şam. Şimdi stoperde oynayan bir oyuncu hava hakimiyeti bir kere iyi olması lazım. Arkaya atılan toplarda hızlı olması çok ağırdı bir de. Bu yok. Kademeye Eldivan girmesi gibi, lazım. Eldivan gibi fiziği ve var. Ve ön tarafta da rakibine, önünde oynayan rakibine atılan toplarda kesici özelliğin olması lazım. Bir şey, yani hiçbir şey yok ama ön libero oynadığı zaman saygı duyarım. Topu oyuna iyi sokar, sakin bir oyuncu, ayakları çok iyi olan bir oyuncu. Turan Hocam, Kasımpaşa şey takımında bekler de gidiyorlardı, geri dönmüyorlar. Ya bekle, ya şimdi Kasımpaşa takımında biraz önce söylediğim gibi takım savunması hiç yoktu. Takım disiplinden çok uzaklardı. Sanki hani kenarda gelmiş, hocaları da yoktu. Öylesine gelmişler. Hocaları da yoktu. Şimdi bakıyorsun skor 6-2. Emin olun ben Mersin İtmanoğlu'nun oynamış olduğu futboldan da tatmin olmadım. Ben açık söyleyeyim yani burada. Yani burada 6-2'nin skoru özellikle iki kaleci bir kere çok kötüydü. Evet. Hem Nihat çok kötüydü. İshakson ondan kötüydü. Rezildi baktığınız zaman. Yani İshakson bir de İsveç milli takımının birinci kalecisi. Evet. Attığımız gollere Avrupa'da bakalım. Avrupa'da neler yaptığını biliyoruz. Evet. Şimdi Mersin'in attığı gollere baktığımız zaman da tamamıyla özellikle Kasımpaşa defansının hatalarından kaynaklanan goller. Ve kaleciden. Ve kaleciden. Çözüldü. Bizim yediğimiz gollere baktığında iki tane kaleci hatası. Oyun olarak, oyun olarak bana göre 15 dakikada 5 gol oldu ya. Herkes Mersin İtmanoğlu müthişti diyorlar. Bana göre oyun olarak hiçbir üstünlük yok iki takım arasında. Toplu oynama yüzdesine baktığımız zaman Turan Hocam, Kasımpaşa takımının %54. Şunu söyleyeyim ben. Oyun disiplini anlamında, üstünlüğümüz vardı. Sonradan oyuna giren arkadaşlar anlamında üstünlüğümüz vardı. Ve fırsatları çok iyi değerlendiren maçın yıldızı Veliton vardı. Şunu maçın söyleyebilir miyiz hocam? Hem Balıkesir hem Bursa hem Mersin maçında 16 gol yiyen bir Kasımpaşa maçı var. Evet. Yani bu tür şok goller yemeyle sarsılan bir Kasımpaşa takımı var. Evet. Bir yerden sonra çabuk çözülebilen bir Kasımpaşa. Ya takım. Şey de var. Ben sanki yani oyuncuların kenar yönetimine bir saygısı kalmamış. Bu sahaya yansıyor. Yani ona o dikkatimi çekti benim.
İnancı kalmamıştır. Burada artı parantez açmak istiyorum sözlerimi bitirmeden. Ben buradan Sinan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu kulüpten kazandığı para yani ana sütü kadar ona helal hoş olsun. Nedenine gelince oyuna gireceği zaman sanırım 65'lerde mi oynuyordu? 65'lerde oyuna girdi. O kale arkasından oyuna gireceği için bir koşu vardı. Sprint atışı 7 kulübesine kadar oyuna gireceği zaman. Yemin ediyorum ben duygulandım. Özellikle genç, alttan gelen genç oyunculara örnek olsun. Çünkü bazı genç oyuncularımız var. Hoca çağırıyor böyle tın 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 giderler. Turan hocam. Yani inanılmaz göbekli, derecede göbekli ben diyen, etmek istiyorum. Göbekli diyen oyuncularlara selam olsun. Birincilikle tartışılan bir oyuncuydu biliyorsun. Evet. PTT birincilikle tartışılmıyor muydu? Takdire şayan yani ben... Bu takımda ne işi var denmiyor muydu yani? Onun adına ben gurur duydum. Biz geçtiğimiz haftalarda Sayın Üvar konuşmuyor muyduk? Bazı spor yorumcuları Sinan Kaloğlu göbekli bu ligde ne işi var tarzında ifadeler kullanmıyor muydu? Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Evet. Evet. Şimdi Rize takımının önemli eksikleri olacak önümüzdeki hafta. Ama önümüzdeki hafta bizim de önemli eksiklerimiz Wellington var. Yok. Wellington yok. Sadiko yok. Serkan Balcı'nın da bu maçta onu da ayrıca tebrik edelim. Serkan Balcı'nın da Wellington kartı mı? Serkan Balcı'nın da Rize maçında oynamama ihtimali olacağını düşünüyorum. Çünkü bu maçta kasında Gres 2 dediğimiz yırtık, kasında yırtık olduğu halde çok özverili bir şekilde Kasımpaşa maçında oynadığını biliyoruz. Gerçekten iyi de oynadı. Bu maç patlama maç oldu yani evet. Resmen. Resmen evet. Patlayacaktı. Yani skor anlamında inanılmaz iyi bir skor gerçekten ama futbol oyun anlamında baktığınız zaman sahaya öyle çok büyük bir üstünlük yok. Yani kendimizi de kandırmanın anlamı yok bu anlamda. Ama tabii ki bizim için belki de küme düşme riskini önümüzdeki haftalarda özellikle son haftalarda yaşayacağımız birlikte belki de bu maç bizi çok rahatlatmış olacak açıkçası. Turan hocam baktığımız zaman Mersin İkbanoğlu takımında yabancı oyunculardan olumlu verim alamıyorduk. Bu maçta yabancı futbolcuların verimliliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Milan şimdi, Mitrovic. Mitrovic hatta maçı izlerken yanımda arkadaşlarıma dedim ki helal olsun Mitrovic'e. Çünkü Servet uzun haftalardır yani yok diyebiliriz sahada. Gerçekten özellikle Servet'in arkasında yanında inanılmaz derecede bütün topları kesen Mitrovic oldu maçta. Turan hocam. Bütün topları topladı. Bütün topları topladı. Bizler Mitrovic'i canlı yayında konuk ettiğimiz zaman gol atma konusunda eleştirilerimizi ifade etmiştik. Mitrovic o eleştirilerimizden sonra takımın penaltıcısı oldu. Evet, Nakovma maçın yabancılar içerisindeki en kötüsüydü. Mehmet Taş da oynadı. Nakovma çok kötüydü. Yabancıları sorduğun için söylüyorum. Bu arada Wellington, Efe'ye de geçmiş olsun. Efe, Halil Özaslan da bu arada geçmiş olsun. Ne oldu? Efe Samsun Spor maçında gözünün altı biraz donarmıştı. Büyük bir tehlikeyi atlattı. Ama dün kazodaydı. Sanırım bir sıkıntı yok. Evet. Kendisine geçmiş olsun dileklerini iletelim. Kurban keserek üzerindeki bu kötü intibaları da geçmiş olsun dileyelim. Kalili maça çok kötü başladı. İlk yarı inanılmaz kötü oynadı. Özellikle hiç adamını kovalamadı, top kazanmadı ama top geldiği anlarda top çok iyi kullandı. Onun haricinde yoktu gole kadar. Golden sonra biraz kıpırdadı. İyi de bir gol attı. Orada koşusu özellikle. Evet. Wellington'un gidip geri dönmesi, özellikle Wellington'un orada kaleyi gördüğü halde topa vurmaması, geriden birini beklemesi, oradan da Kalil'in o koşusu gerçekten iyi bir goldü. O pozisyon anlamında güzeldi. Sadiko'nun bir düşüşü var haftalardır baktığımız zaman. Sadiko ilk yarıda bir sakatlığı vardı. O sakatlıktan sonra kendini bir türlü... Onun özel hayatıyla ilgili de biraz sıkıntılar var anlatılıyor. Gerçekten hoş değil çok genç yaşına rağmen. Belki yerlere gelecek ama özel hayatıyla ilgili sıkıntılar olduğunu duydum ben. Sadiko'da büyük düşüş var. Murat Ceylan maçın kötülerinden biriydi. Soracak olursanız. Murat Ceylan çıkıp Mehmet Taş takviyesi. Özellikle 2-1 iken göbekten çok pozisyon yemeye başlıyorduk derken Mehmet Taş'ın oyuna girmesi gerçekten Mehmet orada iyi etkili, kesti, oldu. Etkili oldu. Rakiplerini özellikle rahatsız etti, top kazandı, iyi mücadele etti. Oradan yani göbek bölgesini kapamış oldu. Burada da ben hep sezon başından beri söylüyoruz hep beraber. Cevdet abi olsun, Vedat hocam hem burada hem yazılarında olsun. Gerçekten alttan gelecek gençlerin de önünü bir nevi açıyor. Aferin buradan. Onu da tebrik etmemiz lazım. Çünkü ikincilikten gelip Bankasya'da dahi oynamadan Süper Lig'de bu anlamda bu performans
Onun adına da önümüzdeki süreçte bir ışık oluyor. İyi, daha iyi olacağız. Üzerine koyarak geliyor. Üzerine koyarak geliyor. Yavaş yavaş. Hoca da Rıza Hoca da ona da özgüven anlamında. Şunu söylüyordu bildiğim kadarıyla. Birden oynatmak istemiyorum. Yavaş yavaş kazanacağım onu. Bu anlamda da kazanıyor diyebiliriz. Belki de bir de kritik dakikalarda giriyor yani. Kritik anlarda giriyor ve skora etkisi oluyor. Evet. Oyuna etkisi oluyor. Hücum anlamda çok şimdi önemli. Murat Ceylan belki çok iyi bir oyuncu olabilir ama evet. Hücum anlamında bir katkısı çok fazla yok. Oluyor. Direkt ileriye uzun toplar atıyor ama Mehmet sorumluluk alıyor. Alıyor evet. Yalnız bir parantezde Kasımpaşa takımına biraz kaliteli kazandıran bir tane oyuncu var. Başka Babel. Da yok. Babel. Ben hayran kaldım. Müthiş. Hem attığı goller hem oynamış olduğu oyun. Gerçekten aslında üç büyüklere biliyoruz, de çok üç büyükler niye Babel gibi oyuncu almıyorlar anlamadım. Ben hayranlıkla izledim dün. Açıkçası. Zaten geldiğinde derken şaşırmıştı hocam ona. Evet. Turan hocam haftalardır eleştirilen bir Ricardo Pedriel gerçeği var. Evet. Pedriel'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya. Taraftarın bu tepkisi sizce doğru mu? Pedriel hali bana göre istenilen düzeyde değil. Dün gol atmış olabilir. Samsun maçında da gol attı. Yani tabii ki gol atmak, takıma skor anlamında katkı sağlamak bir oyuncu için ve bir takım için, bir hoca için de çok önemli. Ama genel olarak baktığımız zaman Pedriel sonuçta bu takımın yabancı kontenjanında oynayan bir oyuncu. Yabancı bir oyuncunun takıma daha çok katkı sunması lazım. Daha iyi olması lazım. Hatta Türk oyunculara örnek olabilecek. Kalite anlamda, oyunsal anlamda, yetenek anlamda, yani bireysel anlamda da özellikle Türk futbolunu ve Türk gençlerine örnek olabilecek bir oyuncu olması gerekir. Ama yani Pedriel bana göre bu liglerde vasat bir oyuncu olarak düşünüyorum. Sonundaki mahtabede bu hocanın bunu değerlendirecek evet, tabii ki. Evet. Vedat hocam, baktığımız zaman Mersin İkman Yurdu zorlu bir müsabakadan kolay bir skorla galibiyeti almasını bildi. Hiç kimsenin beklemediği bir skor aldı. Beklemezdi. Kasımpaşa takımı baktığımız zaman Balıkesir Spor'dan 5-7, İkman Yurdu'ndan 6-7, geçtiğimiz haftalarda Bursa'dan. Şu an ligin en çok gol yiyen takımı. Düşünebiliyor musunuz? Balıkesir'den bile fazla gol yemiş. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Mersin İkman Yurdu'nu her hafta bizler değerlendiriyoruz da Kasımpaşa takımına biraz da parantez açalım. Kasımpaşa takımı bunca transfer, bunca imkan. İlk başta yönetim desteğini sanki çekti gibi hocam. İlk başta kurulan iyi bir yönetim kurulu üyeleri vardı. Rubeciler değişikliğine gidelim. Baronlar diyorduk. Baronlar diyorduk. Yani evet. Bunlar sonra bunlar elini ayağını çektiler galiba. Çektiler ama şimdi seyircisi bir takımda oyuncularda bir mental boş vermişlik olabilir. Şimdi Babel'i ayrı bir yere koyuyorum ama o video es falan ondan sonra... Güzelse hani tek başına bir şeyler yapmaya kalksın, topu çok ayağında tutmaya çalıştığı benim için... Benim şahsi böyle... düşüncem Kasımpaşa takımını yani ayakta tutan... Yani şimdi İsakson gibi bir kaleci 38 gol yiyorsa abi... Evet. Burada inanılmaz ama, kötü bir defans. Evet, defansı da atarsın. Sayın var. Kasımpaşa takımında şu anda elle tutulabilen iki tane adam olduğunu düşünüyorum. Biri bizlerden biri, Adem Büyük. Bir de Turan hocamın biraz önce belirttiği gibi yoktu yani. Ryan Babel. Adem Büyük olsaydı sıkıntı bir maç olurdu. Stoper Barış biliyorsunuz çok kaliteli, çok iyi genç bir oyuncu. Barış da yoktu, o çok önemliydi. Kasımpaşa. Evet, belki İlhan o yüzden orada oynatmak zorunda kaldı. Yani şunu söyleyeyim, bence o Kasımpaşa ilk yarı fena değildi, fena görüntüsü yoktu. Ya bu tür takımlarda sık sık kadroyu yenilemek gerekiyor. Evet. Kadroyu, bunlar, hocayı da yenilemek lazım hocam. Evet, yani şimdi tamam. İstikrar için devam falan diyoruz da ya Şota gibi bir hoca takımın üzerine çok fazla etki edemez. Evet. Yumuşak tarzı bir insan. Yani belki çok nazik, çok böyle Türk kamuoyunun beğendiği bir isim ama teknik direktör olarak Süper Lig'in yükünü kaldırabilecek bir konumda. Ya şunu düşünüyorum ben Cevdet abi, Şota konusunu açmışken. Şota'nın yerinde yerli bir hoca olsa bu kadar sabırlı olunur muydu acaba? Olunmazdı. Merak ediyorum. Hocam soruya cevap verdim, olunmazdı. Evet. Bu kadar basit. Ama şimdi farklı şeyler var orada. Tabii bizim bilmediğimiz bazı şeyler. Şimdi biz aslında geçen hafta bu maçı değerlendirirken gerçekten belki de hani maç içerisinde kırılma anları vardır ya, bu ligin de kırılma anlarından olan başta gelen bir maçı diyebiliriz. Bence Mersin Mayordu, buradan çok açık ve net söylüyorum. Mersin Mayordu belki matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemedi ama bana göre çok mesaj verdi. Mesaj verdi. Bence ligde bu takım bu moralle kalır. Şimdi bir puan alırsa bayram edecektir.
Hocam yani şimdi bizim bu galibiyetle alt sıralara baktığımız zaman 3-4 haftalık bir kredimiz oldu. Kaybetsek bile 3-4 haftalık bir kredimiz var. Bu kredimizi tabii kullanmamız lazım. 3-4 haftalık kredimiz var şu an. Yok yok, şu an Galatasaray'dan bugün maç oynanmadan ve Trabzonspor'dan fazla gol atan bir Mersin İtmayor var. Yani ligin en golcü 4 takımdan birisi. Aslında ilk yarı izlerken müsabakayı yine dedim bu maçta hiç keyif olmayacak, yine gol olmayacak falan diye düşünürken ikinci yarı bambaşka geçti. Tabii bu kadar golün olmasında defansın hataları, kalecilerin hataları, bütün hepsini topladığınız zaman böyle keyifli, zevkli aslında bir maç oldu. Son 3 yılda şunu da söyleyebiliriz aslında. Mersin İtmayor'du farklı farklı tarihler yazıyor. Evet. 3-0'dan. Hocam bugün olumsuz konuşmayalım. Yok yok, iyi bir anada diyorum. Yani Samsunspor'u bu 3-0'dan 5-4 yendiği müsabaka takımı Süper Lig'e taşıdı. Eskişehir maçı sporcuları çekti 10 kişiyle. Eskişehir Spor'u 2-0'dan yenmesi 10 kişiyle. 4 kişi taşıması. Tabii bir eksik oynuyorsun. Yani dünkü Kasımpaşa müsabakası. Yani ben son 3 yılda gerçekten Mersin İtmanordu'nun tarihinde farklı sayfalar açtığını görüyorum. Evet. Yani Süper Lig'de hiç 6 gol attığını falan bak az önce siz söylediniz yani. Bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar saydığımız olumsuzluklara rağmen şu anda Rıza Hoca'yı ve ekibi tebrik etmek lazım. Evet. Rıza Hoca'yı gerçekten bu konuda tebrik ediyorum. Fakat Mersin İtmayolu taraftarının da bu dünkü karşılaşmadaki takımın performansının yanında taraftar performansı da 10 üzerinden 10'du. Onu konuşmuyorum her zaman, o her zaman olduğu için. Marş çalışması gördüm ben. Hep böyle klasik. Maçtan önce de güzel bir pankart açtılar. Evet evet. Ya yani ben de... o Nurla Sağlam'ın şampiyonluğa giden sürecinde görmüştük o pankartları. Evet. Sonra belki Hakan Kutlu'yla falan bir iki defa denendi ama o pankartların ben oyuncuları çok etkilediğini düşünüyorum. Hocam lütfen bir de şu tezahürden bahsedeyim. Ayağa kalkınca ne olacak? Hocam herkes bağırsın ama ayağa kalkmadan bağırsın ya. Yalnız benim dün canlı yaşadığım bir şey var. Maratonda oturdum hocam. Yani çocukluk döneminden sonra ilk kez diyebilirim. Evet. Özellikle oğlum için istedim. İşte özlemişsin maratonda oğlum. Dedim oğlum evet, o atmosferi, taraftarı, o hani tezahüratların içerisinde, sucuk ekmek kokularının içerisinde, o ekmek arası sucuk alsın yesin. Yani gerçekten dün onu yaşadım. Maçın devre arasında önümüzden şeytanlar grubunun liderlerinden Albay Mustafa geçiyordu. Hayırdır dedim. Hocam dedi karşı tarafı canlandırmamız lazım. Yoksa dedi böyle olmuyor. Yani sadece bir futbolcuya taraftarın tezahüratı yansımıyor, etkileyemiyoruz dedi. Ve Güney Kale arkası tarafına doğru gitti. Karşılıklı aynı zamanda 2-3 arkadaşı da bizim maratonda bıraktı. Dikkat ettim ondan sonra. Orada bir kalabalık var ama bizim için gelmiyor hocam. Bir kalabalık var oraya bile canlandırmamız lazım. Karşılıklı bir şekilde. İşte Kırmızı Lacivert, en büyük Mersin İtmayor'du. Gerçekten. Onlar da bir şey söyleyeyim mi? Tebrik etmek lazım. Biz hep şunu konuşuyoruz ya. İşte antrenör bir proje geliştiriyor, yöneticiler bir proje geliştiriyor. Bana göre oradaki seyirciler de, grup liderleri de değişik projeler geliştirmeleri lazım. Yani ben buraya ne kadar daha fazla seyirci getireyim, ne kadar çok bağırtabilirim. Hep aynı tezahüratların dışında nasıl farklı tezahüratlar yapabilirim. Tabii. Yani şu an Türkiye'de Mersin denince hani taraftar deyince şeytanlar grubu ön plana çıkıyor yani zaten. Yani bu Paso Lig'de önümüzdeki sezon yeniden bir yapılandırma yapıp çocuklara dönüp bir yeni bir projeksiyon geliştirmek lazım. Yani futbolun altyapısı gibi. Hocam bununla ilgili bir çalışmaları da, varmış. Duydunuz mu bilmiyorum Paso Lig'in. Şöyle bir çalışması var. Bundan sonra kart şeklinde yüklenecek. Efendime söyleyeyim ne kadar çok maça gidersen o kadar bonus kazanacaksın. Harika. Bununla beraber hediyeler kazanacaksın. Olması gereken o. Bunları bazı alışveriş merkezlerinde indirimlerden faydalanacaksın, indirim günlerinden faydalanacaksın gibi bir uygulamalar var. Fakat şunda eksikler birazcık. Hayır şunda eksikler. Bu işi duyurma kısmında biraz eksik kalmışlar. Evet. Yani bu işi mesela çok insan İletişim bilmiyor. İletişim kanallarını çok iyi kullanamadılar. Kesinlikle evet. Ona katılıyorum. Mersin İtman Yurdu'nu konuştuktan sonra yine Mersin İtman Yurdumuzun başka bir konusuna gelmek istiyorum. Sayın Üvar, geçtiğimiz haftalarda TRT ekranlarında da o konuya değinmiştiniz. Mersin İtman Yurdu arenada mı, Tevfik Sırıgül Stadyumu'nda mı? Evet, gerçekten bu spekülasyonun merkezine oturmak gibi bir niyetimiz yok ama maalesef Mersin İtman Yurdu'nun işte hep eleştirdiğimiz iletişim kanalları zayıf. Şehirde maçın nerede oynanacağı tartışılıyor. Düşünün Kasımpaşa maçına Erdem'den gelecek kişi beni arıyor. Stat hangisi olacak? Nerede oynanacak? Hocam siz de aradınız beni. Nerede oynanacak konusunda evet. Tereddüte düştünüz herhalde değil mi? Ya da şimdi
TRT geldi orada çekim yaptı. Bizden önce A Spor yaptı. Çünkü ona göre hazırlık yapmak istiyorlar. Yayın araçlarının, şimdi burası gelişmiş modern bir stat. Yeri belli. Kamerayı getiriyorsunuz, sadece kuruyorsunuz. Ama şimdi Tevfik Sırrı'da kameranın yerini koyacağınız yer, tribünün üzeri mi olacak, yan taraf mı olacak? Biz şimdi olaya sadece seyircinin o statta daha ambiyansı güzel bir statta seyretmesi gibi bakıyoruz. Ama televizyonlar, yani oralarda yayın yapacak televizyonlar, bu maçlara çok daha farklı gözle bakıyorlar. Şimdi ben zemini gittim gördüm. Yani spekül edildiği gibi bu zeminde futbol oynanmaz gibi bir düşünceyi doğru bulmuyorum. Çünkü iki tane gençlik ve spor genel müdür yardımcısı, bir tane de mühendis gelmiş. Statla ilgili gerekli raporları düzenliyorlar ve oynanabilir raporu veriyorlar. Evet. Şimdi olayın bu tarafı önemli. Neden? Şimdi hocam daha önce Gençlik Spor Müdürlüğü'nde çalıştı. İki tane Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısının buraya gelmesi olaya ne kadar ciddiyetle baktığını göstermek açısından çok önemli. Yani bunu pardon olmaz artık. Yani bu tabii. Statta oynanır raporu verdikten sonra ya pardon yanlış yapmışız işte falan eksik. Şimdi tabii spor severler şunu bilmiyor. Orada Norveç'ten getirilmiş bir güneş kolektörleri var. Evet. Dünyada bu tür kolektörleri üreten İki tane firma var. Birisi Norveç, birisi Avusturya firması. Norveçli firmayla anlaşmış ve sahanın üzerinde de biz yayın yaptığımızda aktifti. Vantilatör sistemi var. 10'ar tane vantilatör. Oradaki havalandırma sistemini, oksijen aynı bir canlı gibi düşünelim. Onun oluşmasını sağlayacak bir sistem kurmuş. Yani bu keşke stat yeni yapıldığında yapılsaydı. Ben orada yayında da söyledim. Maalesef bizde stadın konumu belirlenirken meteorolojik detayları atlanıyor. Mesela orada oksijen almasıyla ilgili karşılıklı hava sirkülasyonu sağlayacak bir açık yer olması gerekiyor. Orayı kapatmışlar mesela. Kale arkasında havalandırmaya dönük bir oksijen kanalı oluşmadığı için çimlerde kuruma olmuş mesela. Çimlerde oksijen alamıyor evet. Dolayısıyla. Şimdi üst çatıları yaparken güneşin en çok sahaya yansıyacağı, gün içerisinde hepsinin güneş enerjisinden yararlanabileceği bir konumda yapılmamış. Yani hocam, bunlarla ilgili yani, meteorolojik bir araştırma yapılmamış. Şunu yani. Demek istiyorsunuz, yani bu tip statlarda proje yaparken mutlak ve mutlak yerinde gözlemleyerek ve o yörenin dokusunu, iklim şartlarını göz önüne bulundurarak bir stat şimdi yapmanız bunda, lazım. Aslında bunlar doğru hatalar. Neden? Yeni yapılacak statlarda en azından Mersin'de, Konya'da, ne bileyim işte Türk Telekom Arena'da, Kadir Has'ta yapılan yanlışlar en azından Akyazı'da yapılmasın, en azından Eskişehir'de yapılmasın, en azından Antalya'da yapılmasın. Yani tabii ki bunlar doğru şeyler değil ama buralarda yapılan hataların başka statlarda yapılmaması gerekiyor. Bu hataları yapılmaması gerekeceğini öğreniyor. Şimdi benzer şeyler Kadir Has'ta da biliyorsunuz zemin oturmadı, uzun süre sıkıntı oldu. Yeniden zemin yerleştirmesi yapıldı. Türk Telekom Arena'da hatırlayın bir yıl içinde iki defa zemin değişikliğine gidildi. Ve 800 bin euro para verildi. Yani şimdi zemin çok önemli. Zeminin bakımı çok önemli. Şimdi bu zemine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mü bakacak? Kulüp mü bakacak? Ama ben burada kamuoyundan gizlenen bir durumun şu olduğunu düşünüyorum. Belki kulüp kendi açısından haklıdır. Yani iki defa yer değiştirmek yerine burada zemin Türkiye'nin en iyi zemini. Stat kirası 11 milyar ödüyorlar. Orada 52 milyar. Belki pasolik sisteminin oradan alınıp buraya taşınması bir 300-400 bin TL kulübe maliyet getirecek. Yani sezon sonuna kadar hem oyuncuların motivasyonunu hem seyircilerin şehir içerisindeki bir stada alışkanlığını göz önünde bulundurarak ve stat kiralarını göz önünde bulundurarak böyle bir karar almış olabilir. Bu haklı da olabilir. Yani şunu söylemesi lazım. Çünkü şu an siz Türkiye'de 13 bin tane kombine satmışsınız taraftarınıza. Bir kere müşteri memnuniyeti anlamında bilgilendirmek zorundasınız. Yani ey bizim taraftarımız. Siz fedakarlık yaptınız, kombin aldınız. Ve biz de sizin bu güveninize binaen orada oynayacağımızı söyledik. Ama zemin kötü çıktı, geldik şimdi buraya. Fakat kulübüm şu anki durumu, ekonomik durumu
Orada oynamamıza el vermiyor. Biz sezon sonuna kadar burada oynayacağız. Belki derbi maçları orada oynayacağız. Kulübün hasılat geliri anlamında. Ama diğer maçları burada oynamak istiyoruz deseler herhalde kamuoyundan onlara hiçbir olumsuz tepki gelmez. Hocam, yani samimi bir açıklama bekliyor. Evet. Bir açıklama bir de bir yani şey. Yani bunu söylemiyorlar. Sürekli köpüren bir şey var. Ortada bulanık bir ortam var. Şimdi sosyal medyadan biz bir şey yazıyoruz. Başka birileri başka bir şey yazıyor. Ve düşünün 13 bin tane kombin almış kişiler. Şimdi siz, ben hep onu örnek veriyorum. Yani bir örnek daireyi gezdiriyorlar, size daireyi satıyorlar. Diyorlar ki işte şöyle akıllı bina, böyle akıllı bina. Sen parayı veriyorsun 400-500 bin TL. Ondan sonra diyorlar ki ya kusura bakma sen gece konuda oturmaya devam et. Yani şu anki stadın durumu bu. Bunun bir an önce bulanık ortamın kulüp yönetimi tarafından. Maalesef işte hep iletişim kanallarında bu sıkıntı yaşandığı için kulüpte çok konuşan var ama kamuoyuna konuşan yok. Yani şu an bu belirsizliğin kamuoyuna basın kanalıyla değil de yöneticiler kanalıyla verilmesi lazım. Ya da çok mu zor yani Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden bir yetkiliyle kulüp yönetiminden birileri statta bir basın toplantısı yapsalar. Deseler ki arkadaş biz şu şu gerekçelerden dolayı burada oynama riski görüyoruz. Bunu söyleyin. 13 bin tane insana bu bir saygıdır. Yani sadece sezon başına gel 400 liraya 500 liraya kombin al. Sonra ben 40-50 liralık yerde sana maç seyrettireyim. Hocam kombine kaç tane sattık dediniz? 13 bin mi? 13 bin. Peki Tevfik Sevgili Stad'ın kapasitesi kaç? 12 bin. Bin kişi nerede hocam? Bin kişi yani ne gelmeyenler şimdi, düşünüyor herhalde. Şimdi peki bin kişi gelmek isterse ne olacak? İşte derbi maçlarında sıkıntı olacak. Şimdi derbi maçlarında yukarıya gidecek. Yan yara olacak. Vedat hocam, hocam derbi maçlarında sonra da Adana'dan gelenler oluyor. Hatay'dan, İskenderun'dan gelenler oluyor. Bu 6-2'den sonra gitmezler oraya. Bir tek Fenerbahçe Galatasaray maçında gitmeye çalışacaklar. Bence ortak çözüm yolu bulmak isteyenler şunu yaparlar. Biz geçen hafta bu işin formülünü verdik. Mersin Bar diyecek ki ben orada bir antrenman maçı yapmak istiyorum diyecek. Evet. Ve antrenman maçını yapacak. Biz de hep beraber basın mensubu arkadaşlarımız da orada olacaklar. Bilir kişiler de orada olacak. Ve orada bir maç yapacaklar. Maçın sonucunda bakacağız. Burada hakikaten oynanır mı oynanmaz mı? Ondan sonra herkes net konuşacak. Bu kadar basit. Şimdi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne vekalet eden Sayın Ahmet Tarakçı. 52 bin lira nasıl verecek Meskis? Diyor ki. Verebileceğini bildiği için. Orada sadece ben değildim yani. Diğer gazeteci arkadaşları da. Arkadaşlar stadın zemini burada. Biz maç oynatmaya hazırız. İşte sağ zemini hazırlık maçı diyorlar. Oynanmaya hazır. Bir bakıyorsunuz kamuoyuna yansıyan yok antrenmana izin verilmedi, yok maça izin verilmedi. Ya bu stat zaten Mersin İtmayurdu'nun oynaması için yapılmış bir stat. Yıpransa ne olacak yani? Mersin İtmayurdu yıpratacak bunu. Adı Mersin Arena ise Mersin İtmayurdu bunu kullanması. Şimdi bak ben dün Adana Demirspor Giresunspor maçından önce Bayram Hadi Gençlik Spor İl Müdürü maçtan önce bizi bilgi verdi. Bu statta dedi her hafta 3 tane maç oynatıyorum ben dedi. 3 tane. Ve her hafta ekim yapılıyor. Ekim yapılıyor ve stadın zeminini görmenizi isterim. Yani evinizdeki halı neyse stadın zemini oydu. Şimdi siz işi ehliyle yaparsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Maalesef yani biz 90 günde stadı bitirdik. 180 günde çimi bitiremedik yani. Hala İşin komik tarafı bu. Hala konuşuyoruz. Evet. Eylül ayından beri konuşuyoruz biz. Futbol Sokağı programı başladığından beri biz bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Ama şu var yani gerçekten şöyle bir şey de var. Yani gerçekten o saat hazır olsa bile biraz önce Cedit Bey'in dediği gibi birileri çıkıp kamuoyuna bu konuda bir gelmişse kardeşim burası bize uğurlu geliyor. Evet. Ve şu an biz buraya alıştık. Kulübün çok iyi. Kulübün en iyi zemin. Yani basın danışmanı biz risk gerekli almak açıklama yapması şimdi gerekiyor. Basın danışmanı var mı? Tanımıyorum. Yok. Kadar basit. Mersin İtman Yurdu'nun saha, stadyum vesaire bunları konuşmaya önümüzdeki haftalarda da devam ederiz ve Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4. grup temsilcilerimizin bu haftaki sonuçlarını vermek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Meski kendi evinde Selçuklu Belediyespor'u konuk etti ve 2-1'lik galibiyeti almasını bildi. Toroslar Belediyespor kendi evinde Hadırlı Gücü'nü 1-0 mağlup etti. Diğer temsilcimiz Akdeniz Belediyespor Karaman deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Mersin Büyükşehir Belediye Meski Spor gerçeği var Turan Hocam. Kozan Belediye ile puanlaması eşit 40 puanda. Arkadan Ceyhan Spor geliyor.
arada 6 puanlık bir fark var ve Mersin Büyükşehir Meskispor bu hafta Ceyhan'a gidiyor. Neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlarımızın da Meskispor'la ilgili videoları olacaktı. Şimdi maçı izleyemedim ben bu hafta, gidemedim. Tebrik ediyorum ben Meskispor'u. Tabii ki bu hafta çok önemli bir maça gideceğini biliyorum. Ceyhan Spor maçı var deplasmanda. Belki de Meskispor'un lig sonunda kaderini belirleyeceği maçlardan biri. Yenmesi gereken bir maç. Başarılar diliyorum ben. Eğer bu hafta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor, Ceyhan Spor deplasmandan 3 puanla döndüğü takdirde ben 3. ligin artık emin adımlarla geleceğini düşünüyorum. Vedat Hocam, siz neler düşünüyorsunuz? Tabii ben maçı izleme fırsatı bulduk. Şunu söyleyeyim, yani maç 5-6-1 bitecek olan bir maç neredeyse son dakikada 2-2 bitecekti. 2-0 öne geçti Meski. 2-0 öne geçtikten sonra birazcık rahatladılar. 80. dakikada 2-1 oldu ama son 5 dakika gerçekten çok şey geçti. Meski açısından sıkıntılı geçti. Meski belki, o da Meski de şu anda hala doğru düzgün bir stat bulamamış durumda. Bir gün Tevhisir'de oynuyor, işte bir gün Koraydın'da oynuyor, bir gün Tarus'ta oynamaya çalışıyor. Bunlarla uğraşıyor tabii ki. Ama şu anda neticeye baktığımız zaman şu maçı gerçekten çok rahatlıkla 5-6-1 kazanacağı maçı 2-1 kazandı. Tebrik etmek lazım yani onları da. Kadrosu yeterli mi sizce? Ya kadrosu şu anda baktığınız zaman şunu söyleyeyim, maçın gözlemcisiyle konuştuk. Maçın gözlemcisi bile, yani biz belki Meski'yi sürekli izlediğimiz için biraz yorum yapabiliriz ama maçın gözlemcisi bile dedi ki, ya dedi Meski dedi çok çok üstün dedi, yani bu takıma göre çok üstün dedi. Selçuklu Belediye'ye göre çok üstün kalite bu takım farkı dedi. Var, değil mi hocam? Çünkü daha önce Kozan'ı da izlemiş, bir kalite farkı var. Yani futbolcu, bence futbolcu anlamında gerçekten bu ligin üstünde futbolcularla dolu bir takım. Ama bu saatten sonra artık bu işin içerisindeki eksikleri şimdi sıraya koyarsak, evet, buna yönetimi koyabilirsin, hocayı koyabilirsin, birçok farklı işte sahayı bulamamalarını koyabilirsin. Bunları eksi anlamda söylemiyorum. Hani bunlar tartışılabilir konular. Neden soruyorum? 12 Şubat'ta amatör ligde yani 12 Şubat tarihine kadar amatör liglerde transfer yapılabilme imkanı var. Veseli gönderdi. Tayland biraz formsuz. Ben hani gittiğim bütün maçlarda çok yavaş, çok ağır. Yani heyecanı vermiyor. Bir tane böyle Özenç çabuk aldılar. Bir tane santrafor yanına alınabilir. Evet. Özenç çok da güzel bir gol attı. Evet, evet. Enfes bir gol attı yani. Ama Özenç de topla çok fazla oynuyor. Yani bazen hani hocanın belki kafasında yapmış olduğu profildeki takım oyununa uymuyor. Topla çok oynuyor. Topu çok eziyor bazen. Yani usta vuruşlar yapıyor ama bazen gerçekten Meski'ni yavaşlatıyor, yani onu söyleyebilirim. Meski bu hafta dediğiniz gibi Ceyhan deplasmanına gidiyor. Çok önemli bir müsabaka. Kozan'da Akdeniz'e geliyor. Buraya geliyor Kozan'da. Akdeniz'e olacak. Evet. Eğer burada Akdeniz onlardan bir puan alırsa, Akdeniz Belediyespor da ligde kalabilmesi için kesinlikle puan alması lazım. Baktığınız zaman hani Mersin şeyi belirleyecek olan Mersin takımları diyebiliriz. Tabii, yani. Evet. Bu hafta kader haftası yani. Kader haftası diyebiliriz. Sayın Ünvar, Ceyhan Spor yönetiminde olduğunuz Ceyhan Spor'a konu olacak bu hafta Mersin Büyükşehir Meski Spor. Nasıl yorumlarsınız? Farklı bir duygu tabii. Ben öncelikle maçta olduğumu söyleyeyim. Meski'yi seyrettik Vedat Hocam'la birlikte. Tabii Meski 2-0 yakaladıktan sonra bir rehavete girdi ve daha sonra maç 2-1 olduktan sonra böyle bir kafa karışıklığına gitti. Fakat pozisyon yakaladı. Mehmet Ali'nin tecrübesi ve orada defansı biraz da agresif bir uyarı yapması, takım biraz kendini toparladı ve son 5-6 dakika sıkıntı yaşamadı. Tabii bu hafta oynanacak müsabaka, bugünden bir teşhis koymak gerekirse bu hafta 3. lige çıkacak takım belli olur. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu hafta öyle bir hafta. Çünkü iki takımın da at başı gittiği bir lig yaşıyoruz. Kozan genç takımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi Ceyhan yenilirse kopacak. Ceyhan Meski'yi kaybederse kopacak. Ceyhan Spor ne yaptı bu arada? 2-0 kazandı. Reyhanlı'yı yendi. Reyhanlı da. Muzaffer Hoca'nın takımı. Ama Muzaffer Hoca bıraktı sanıyorum. Bıraktı. Şimdi bu hafta Ceyhan'da oynanacak müsabaka aslında Kozan maçından daha önemli bir maç. Kozan maçı belki de işi garantileyerek gideceğiniz bir müsabaka da olabilir. Meski belki açısından. Şampiyonluğu kutlama, evet, maçı olarak sadece düşünebilir. Sadece oraya formalite maçına da gidebilirsiniz. Çünkü sondan bir önceki hafta gidiyorsunuz. Ama bu hafta oynayacağı Ceyhan
Ceyhan Spor'u da potaya sokma anlamında önemli. Mersin Meski Spor'la puan farkını bir anda 3'e indirir. Evet. Şimdi oyuncuları az önce konuştuk ya, Meski. Yakup'u gibi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Jebrin de mi gelmiş? Jebrin de geldi ama anlaşamadı. Şimdi kadro olarak gerçekten Ceyhan Spor oldukça iddialı bir kadro ve devrasında 10 tane transfer yaptı. 10 tane transfer yapmış bir Ceyhan Spor. Ozan önemli transferler yaptı. Ceyhan önemli transferler yaptı. Osmaniye var orada. Yine biz yapmadık. Durumu zorlayan. Gönderdik Veysel'i gönderdik. Biz Veysel'i gönderdik. Veysel gibi çok önemli bir ayak gitti. Ben bu maçta Meski'yi beğenmedim işin açığı. Yani ya bu maç önemli değil. İsim bazında teraziye koyuyorsunuz. Veysel'in farkı ortaya. Yani o Taylan falan yerden kalkmadı yani. Ben Vedat hocam, Veysel'in maçı bence Ceyhan maçı. Bu maçları. Evet, bu maçta Ceyhan. Bu maç derken Selçuklu Belediye maçını kastetmedim. Yok. Mersin Büyükşehir Belediye Meski umarım galibiyetle döner. Şampiyonluk yolunda. İnşallah galibiyetle döner, evet. Ben gönlümün yarısını ortadan ayırıyorum. Hangisi kazanırsa hakikaten kazansın. Üzülmeyeceğim. Hocam. Yani gerçekten, çünkü burada bir üçüncülük takım olmasını istiyorum. Bu bölgenin kesinlikle, evet, üçüncülük İhtiyacı eksiği. Var. Yani bu üç takımdan hangisi çıksa üzüntü duymaya gerek yok. Gerçekten ben tabii ki şimdi Ceyhan Spor'un yönetimde olan birisi olarak konuşmuyorum. Bir futbol sever olarak burada her hafta futbol müsabakasının olması ayrı bir güzellik. Şayet Ceyhan Spor çıkarsa, biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ile oynadığı, o zamanki ismi Mezitli Spor, oynadığı bir maçta şike dolayısıyla düşürüldü. Ve Türkiye'de şikeden dolayı küme düşürülmüş tek profesyonel takım. Şu ana kadar resmi manada şike tesciliyle. Daha sonra bunlar mahkemeye gittiler, şu bu oldu ama halen o üzerindeki şikeden düşmüş olmanın ağırlığını taşıyor. Bu anlamda Ceyhan Spor aynı Mersin İdmanoğlu'nun 29 yıl sonra Süper Lig'e çıkması gibi yıllardır profesyonel lig'e çıkmak adına inanılmaz paralar harcıyor. Geçtiğimiz senelerde son karşılaşmada, evet, Mersin'de, evet, Mersin'de yine çıkamadı. Yani kaderi Mersin'le örtüşen bir takım görünümünde. Gerçekten önemli bir müsabaka. Oyuncuları motive etmek gerekiyor. Her iki tarafında bu oyuncuları motive etmesi anlamında çok önemli. İki takımın da başında Süper Lig deneyimli iki teknik adam var. Yani Hayrettin Gümüştağ yıllarca Karşıyaka'da ve önemli takımlarda teknik direktörlük yaptı. PTT 1. Lig'de teknik direktörlük yapmış bir isim. Nasır Beyci bizim işte yıllarca PTT 1. Lig, 2. Lig'lerde hocalığını yapmış, önemli oyunculuğunu yapmış bir isim. Çok tecrübeli. Kadrolar hakeza öyle. Kantara vurduğunuz zaman 3 ihtimalli bir müsabaka. Yani ben hak eden tarafın herhangi bir hakem figürünün konuşulmadığı, şiddet olayının konuşulmadığı, centilmence oynanacak ve hak eden tarafın da 3. lige çıkması. Yani bu iki takımdan birisi 3. lige çıksa ben aynı oranda sevinirim. Ceyhan Spor yenmek zorunda, onu söyleyeyim ben bir kere. Beraberlik dahi Ceyhan Spor'un havlu atmasına sebep koparır. Olur. Çünkü 6 puan Bal Ligi'nde az bir puan değil. Neden? Kozan ve Meski Spor diğer rakiplerini çok rahatlıkla kötü de oynasalar geçiyorlar, yeniyorlar. Çünkü yukarıyla orta ve alt sıralarda inanılmaz kalite anlamında, takım kaliteleri anlamında uçurumlar var. Dolayısıyla Ceyhan Spor'un yani olmazsa yani olmazı. Yani Meski kazanır, Akdeniz'de bir olası bir beraberlik falan alırsa, evet, çok büyük avantaja kalacak. Evet. %70-80'lik bir oranla, evet, ben Meski Spor'un... Meski Spor Ceyhan'ı yenerse de çok çok büyük bir kapı yaralamış. Yani Akdeniz'in alacağı sonuç da çok önemli burada. Evet. Ki Kozan mı geliyor Akdeniz'e? Evet. Çok kötü bir sahada oynayacak. Belki orada yani gerçek oyunlarını sahaya yansıtamayacaklar Kozan. Çünkü dar bir saha ve zemini çok kötü. Genelde Akdeniz'in işine yarıyor saha. Belki de Meski'nin işine yarayacak. Evet, aynen öyle olacak. Değerli yorumcularımız, önemli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Futbol Sokağı programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerleyiz. İyi akşamlar diliyorum.